Yakalarda mavi bir kurdele Türkiye'yi vuran depremde yiten canlar için tutulan yasın simgesi oldu. Dünya unutmadığını böyle gösteriyor. Dost ellerde uzanmaya devam ediyor. Dünya çifte felakete kayıtsız kalmadı. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ödül töreninde Türkiye anıldı. BAFTA ödüllerinde ünlüler yakalarına mavi kurdele taktı. Hayatını kaybedenlere saygılarını böyle gösterdi. Türkiye'de çekilen After Sun filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü alırken yaptığı konuşmada filmde yer alan Türk ekibe teşekkür etti. Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenmeyen biri olduğunu düşünmüyorum. Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi olan dünyaca ünlü Türk viyolist Dr. Osman Kıvrak da Türk-Amerikan Derneği'nin başlattığı yardım kampanyasına destek oldu. Fransa'da yaşayan tır şoförü Gülfem Zengin de gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları depremzedelere ulaştırmak için tek başına yola çıktı. 4300 kilometre yolculuğa başladım. Yapayalnız tabii ki de kimse de yok yanımda bu arada. Genç kadın 4 gün neredeyse aralıksız direksiyon salladı. Yardım tırını Kahramanmaraş'a ulaştırdı. Keşke elimden daha fazla imkanlar olsaydı, keşke daha fazla bir şeyler yapabilseydik. Türkiye'ye çok uzaklardan, dünyanın öbür ucundan bile yardım eli uzanıyor. Uganda'da depremzedeler için dualar okundu. Somali'de kız yetimhanesindeki çocuklar da Türkiye'deki depremzedeler için dualar etti. Abluk altındaki Gazze'de Filistinli sivil toplum kuruluşları Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ayağa kalktı. Filistinli çocuklar harçlıklarını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışladı. Enkaz bölgesinde canla başla çalışan Çinli Mavi Gökyüzü Kurtarma ekibi de ülkelerine döndü. Guangzhou Havaalanı'nda Çin'de yaşayan Türkler tarafından bayraklar ve çiçeklerle karşılandılar. Türkiye'de zor durumdaki depremzedelerden gördükleri ilgiyi unutamayan Çinli ekip, üstüne bir de bu sıcak karşılamayla gözyaşlarına boğuldu. Güney Afrika'da da benzer görüntüler kaydedildi. 39 kişilik arama kurtarma ekibi Türkler tarafından sevgi seliyle karşılandı. Ekipler yaşadıklarını anlatmakta zorlandı. Gördüklerimizin bir kıyamet filminden farkı yoktu. Bosna Hersek ekipleri de çalışmaları sonlandırdı. Onlar da çok sıcak şekilde karşılandı.